Herkese merhabalar. MEB artık çok farklı bir sisteme geçiyor Tonguç Eylan benim. MEB ortak yazılı sınav sistemine geçiyor. Dolayısıyla senle beraber buna hazırlanmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Nasıl çalışacağız? Bununla alakalı hangi önlemler almamız gerekiyor? Ve biliyorsun artık bayağı bir sistem değişti. Zorlaştı değil hocam? Birazcık zorlaştı çünkü Türkiye'de mesela geçme notu 70'e getirildi ve ardından diğer sınavlarda ortak yazılı sınavları yapılacak il ilçe bazında aynı zamanda okul genelindeki yazılı sınavları belli senaryolar çerçevesinde Böyle kitapçıklar yayınladılar bu arada son zamanlarda. Onun için birinciden birinci ortak yazılı konu soru dağılım tablosu ve örnek soruları şeklinde. Bu kitapçıkların içerisinde mesela matematik sınavında matematik sınavında işte sayma ve olasılıktan fonksiyonlardan soru geleceğini ve hangi konulardan da kaçar tane soru geleceğini il ilçe bazında yapılacak olan ortak sınavlarda ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlarda neler geleceği teker teker yazıyor Tonguç evladım benim. Burada senaryolar içerisinde de hangi soru tiplerinin geleceği yazıyor ve soru tiplerini teker teker örneklerle veriyor. Yani örnek sorularımız da var. O yüzden aslında hem bir yandan şanslıyız gerçekten de güzel bir şekilde örnek sorularımız var elimizde. Bunlara çalışıp ve süper bir şekilde sınavlara da çalışmış olacağız ki biz artık biliyorsun yazılı kamplarımızda bu örnek soruları baz alıyoruz. Yani artık yazılı kamplarımızdaki soruları da bunlarla eşdeğer yapıyoruz ve yazılı kamplarımız zaten çok kuvvetli. Her sene yazılılara hazırlık için bizi zaten izliyorsunuz Tomuş Eren Bey'im. Peki şimdi biz ne yapmalıyız? Yani ortak sınavlara nasıl çalışmamız gerekiyor? Okul yazılarına nasıl çalışmamız gerekiyor? Bunlarla alakalı bir sürü kafamıza soru işareti var ve bununla alakalı tabii ki biz ne yapacağız ve MEB ortak sınav denemeleri dediğimiz yeni şeyleri ürettik biz. Onları da sana göstermek istiyorum. Bir kere Tonguç Erhan biliyorsun bizim yazılı notlarımız var değil mi? Evet, yazılı öyle. notlarımız birinci dönem yazılı notları. Birinci ve ikinci yazının ikisini de kapsıyor ve içinde edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji yani tüm dersler var ve notlar şeklinde el yazması notlar şeklinde teker teker bütün konular bunun içerisinde mevcut. Dolayısıyla artık hani birinci dönemde bütün yazılılara çalışmak için elinde ufak bir kaynak. Elim kadar zaten küçücük bir kaynağımız var. Tamam bunlardan çalışacağız. Peki MEP ortak sınavlarına nasıl çalışacağız? Bir kere yazılı kampımızı izleyeceğiz. Yazılı kampımızdaki videolarımızı izleyeceğiz ki oradaki sorular çok çok değerli. Çok çok önemli ve MEP ortak sınav denemelerine de hazırlık için burada dağıtılan MEB'in dağıttığı aslında örnek senaryolar ve örnek sorularla birebir ...eşdeğer yazılı kampını yapıyoruz seninle beraber ki zaten yazılı notları da bütün kazanımları içeriyor. Peki bununla alakalı şöyle ekstradan bir özellik getirdik Tonguç Erdin Beyim. Bir kere biliyorsun bizim bir Tat uygulamamız var. Yazılı notlarımız normalde içinde soru olmadığı için aktive edilmeyen bir kitapta aslında ama şimdi artık MEB ortak sınav denemelerini içerisine koyduk. Yani yazılı notlarının dijital versiyonunun dijital dünyadaki kopyasının içerisine yazılı notlarının MEB ortak sınav denemelerini koyduk. O nasıl yapılıyor? Biliyorsun her kitabımızda tongucun bütün kitaplarının aslında dijital versiyonu var. Ve biz bunlara fijital kitap diyoruz. Yani fiziksel ve dijitalin birleşmiş hali. Yani burada elinde bir kitap var biliyorsun. Evet hocam. Ve aynı zamanda bunun dijital versiyonu da var. Ve bunu da bulabilmek için hemen şöyle yapıyorsun. Bak e, kitabın arkasında şöyle bir ufak bir sticker'ımız var. Böyle bir sticker'ımız var. Bu sticker'ın üzerinde böyle bir tane kazımalı yer var. Böyle kazımalı yeri kazıyorsun Tonguç Eren Bey. E, çok fazla böyle parayla kazırsan da dikkatli ol. Böyle bazen yırtabilirsin. Yırtılma olasılığı olabiliyor. O yüzden dikkatli kazan Ama yırtılırsa bile hemen e, müşteri hizmetlerini falan arayıp düzeltilmesi. Buradan bir kod çıkıyor bak. Buradan bir kod çıktı. Şimdi bu kod kişiye özel bir kod. Ya sadece bu kitabın üzerinde bu kod var. Diğer kitaplarda farklı kodlar var ve bir kere kullanılık. Şimdi ben bu kodu kullanacağım ve zaten artık ne yapacağız? Buna e, erişim kitap olacak. Kitap fiziksel olacak. Hayır, kitap aslında fiziksel olacak. Hemen bakıyoruz. Tıklıyoruz. Sonrasında diyorum ki burada e, TATS uygulamasına girdiğim zaman zaten burada tat uygulamasının güncel halini kullanmayı unutma. TATS uygulamasına girdiğimiz zaman. Burada zaten gözüküyor şu anda burada. Ve kitap aktivasyonu var. Sağ üstte Tomuç Erhan Bey. DK ile başlayan kodu girin diyor. Hemen zaten burada bir DK ile başlayan kod vardı. Hatta şöyle göstereyim sana. Buradaki kodumuz DK ile başlıyordu bak. DK FZR e, e, G e, bak 9G7. Hadi bakalım şimdi seninle beraber bunu girelim e, tat uygulamamıza. Evet tebrik ediyorum seni. Buradan DK yazıyorum. DK yazdım. Ondan sonra FZ yazıyorum. FZ büyük küçük harf fark etmez. Sonra R9G7. R ...9G7. Bunu tamam diyorum. Kodumuzu görüyorum. Onaylıyorum. Tamam. Ondan sonra aktivete e tıkladım. Şimdi aktivete e tıklayınca tak diye aktif et diye bir şey var. Sepete eklemeyeceğiz. Zaten biz almışız. Elimizde bu kitap var zaten. Yani. Dolayısıyla aktif tıklıyoruz. Aktif et'e tıkladığım zaman artık yazı notlarımız elimizde. Yazı notlarımızın dijital versiyonu ulaşabiliyoruz. Çalışmaya başlaya tıkladığım zaman Tonguç Ulan Bey'im bunun içerisinde derslerimiz var. Bir sürü dersimiz var biliyorsun. Mesela işte matematik dersimize girdik. Bak dijital test. Birinci dönem birinci yazılı matematik. E, dijital test. Birinci dönem ikinci yazılı matematik. Aslında 20 soruluk ortak sınav denemesi. Yazılı denemesi seni senin evet, Ve buradan... ...mesela uygulama üzerinden çöz diyeceksin... ...tabii ki başka çaren yok. Çünkü bu sorular... ...bu kitabın içerisinde yok. Çünkü... E, ...öbür kitaplarımızda normalde... ...buradan çözüp buraya girebiliyorsun... ...sonuçlarını. Ama burada artık ilk defa... ...çözünce uygulama üzerinden çözüle tıklıyorsun... ...ve işte sonraki soru... ...sonraki soru bu yazılı denemesini... ...ortak sınav denemesine ulaşmış oluyorsun... ...ve teker teker bunları çözerek... ...işte C işaretlerini ve... ...test'i bitire tıklıyorsun ve sonrasında... ...sonuçların gözüküyor. Yanlış yaptığın... ...soruların çözüm videosunda böyle yanıyor sağda zaten. Zaten hepsini yanlış yapmışım, hepsini boş bırakmışım. Dolayısıyla buradan istersen herhangi bir yanlış yaptığın sorunun çözüm videosuna ulaşabilirsin. Bak bu video ikonuna tıkladığım zaman ee, tak diye bu dijital sorunun çözüm videosuna ulaşıyorum. Ve bütün soruları, bak bu soruları ilk başta çözmem gerekiyor ki çözüm videosunu öyle izleyeyim. Bunları boş bıraktığım için. Teker teker lütfen herkes çözsün ve sonrasında ortak sınav denemelerinde neler yaptığımızı görelim... ...ve sonuçlarımızı anlayalım ve bunu yaptıysam işte korkan surat veya güzel surat inşallah size hepsi gülen surat çıkar diyorum ve bütün dersler için bu ortak sınav denemelerine ulaşabilirsiniz. Çok güzel oldu. Bu sene artık yepyeni bir sisteme geçiyoruz. Yazılılar bizim için çok daha değerli. Biliyorsun Tonguç Akademi'm MEB'in artık bu yeni sisteminde MEB ortak sınavlar yapacak, ortak yazılı sınavları yapacak ve bu işi çok önemsiyor. Biz de bu işi çok önemsiyoruz. Senin yanındayız. Senle beraber inşallah başarıdan başarıya ol, koşacağız hocam. diyorum. Tabii ki sadece yazılı notları değil Tonguç benim aynı zamanda Dinamo ve sıfırdan kitaplarımızdan da yararlanabilirsin. Dinamo kitaplarımızın içerisinde mesela yazılıya hazırlık kısımları var. Onu da göstermek istiyorum. Mesela sayma ve olasılıkla alakalı yazılıya hazırlık kısımları da burada. Bu sayfalarımızdaki yazılıya hazırlık kısımlarını çalışabilirsin. Aynı zamanda işte diğer ünitemizle alakalı fonksiyonlarla alakalı yine yazılıya hazırlık kısımları da yine bu şekilde yazılı soruları şeklinde var ve bunlar ortak sınav denemelerine uygun bir şekilde seni de yazılıya hazırlayacaktır diyorum. Ve sıfırdan ona konu anlatımı soru bankasından da öğrendiğimiz bütün konuların tekrarını buradaki konu özetlerinden yapabilirsin Tonguç Eren Bey'im. Bu şekilde yazıya daha hızlı bir şekilde daha sıkı bir şekilde çalışabilirsin. Bu kitap olan arkadaşlarımızda da bu arada Dinamo'nun bütün dersleri var. Kimyası var işte fiziği var biliyorsun tarihi var aynı zamanda coğrafyası var Türk Dili Edebiyatı var aynı zamanda biyolojisi var aynı şekilde sıfırdan kitaplarımızın da hepsi var. Dolayısıyla kaynak olarak her şeyimiz tam. Senle beraber süper bir şekilde inşallah ortak sınavları perişan edeceğiz, paramparça edeceğiz diyoruz. Hadi bakalım o zaman senle beraber ödüllü sorumuzu yapalım. Yorumları yollayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.